Benim. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Evet, Türkçe dersiyle başlıyoruz. Türkçe kitabımızı açalım. Sayfa 215'i açıyoruz. Mikrofonlarımız kapalı olsun. Sayfa 215 açıyoruz. 215. Şimdi açıyorum. Benim kitap ne? Tamam, dur. Mehmet mikrofonunu kapatır mısın ilk önce? Leyla sen de kapat mikrofonunu. Türkçe kitabı sayfa 215. Sayfa 215'i açıyoruz. Kitabı sayfa 215. Ben de yansıtıyorum size. Nasıl yaparım parçası var. Sayfa 215'te çocuklar. Herkes şimdi bir defa bu parçayı okusun. 215 ve 216'da devam ediyor. Parçamızı bir defa içimizden okuyalım. Bir defa içimizden okuyoruz. Mikrofonumuz kapalı olsun. Mikrofonu kapatır mısın lütfen? Türkçe kitabındayız. Türkçe dersiyle başladık bugün. Günlerden 6 Nisan 2021 Türkçe dersiyle başladık. Sayfa 215 ve 216'yı bir defa içimizden okuyoruz. Günaydın. Günaydın. Parçamızı bir defa içimizden okuyalım. Bitirenler bittiği mesaj yazabilir. Sayfa 215 ve 216'yı bir defa içimizden okuyoruz. Ata bitti Okudun mu? demiş. İbrahim bitirdi, Hatice bitirdi, Habib bitirdi. Öğretmenim ben bitirdim.
bitirelim, beklesin. Benim sayfa kaç? Ben duymadım. Mehmet, yeterince söyledim sayfanın kaç olduğunu. Kendin bulursun artık. Artık sorma, dersi bölme. Evet, parçamızı bir defa okuduk. Parçamızı okuduktan sonra sayfa 217'ye bakalım çocuklar. 217'de bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizi nasıl yapacakmışız okuyalım. Yıldızımızı okuyoruz etkinlik 1. Aşağıdaki üçgende okuduğumuz metinde bulacağımız bir heceli sözcüğü en üste yazalım. Sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6 heceli sözcükleri bulup hece üçgenini tamamlayalım. Evet, ilk üçgenimize buraya 3 tane bir heceli sözcük bulacağız. Mesela bakalım ne olabilir parçamızı gördüğümüzde. Bir heceli. Mesela Mert, değil mi? Mert bir hecelidir. Buraya Mert'i yazabiliriz. Siz de benimle birlikte yazın. Sonra bırakacağım, siz yapasınız. Bir heceli sözcükleri yazıyoruz ilk olarak. Bekleyin, ben de yazacağım. Üçgenlerin başına Mert yazıyor. Bir heceli. Evet çocuklar, kameramızı açalım. Bazılarının kamerası kapalı görüyoruz şu anda. Kameranı kapatma. Evet, Mert yazdık. Başka bir heceli bulalım. Parçamıza geri dönüyorum. Mesela bir. Bir kelimesi de tek heceli değil mi? Bir. Bir yazabiliriz. Şuraya da bir yazalım. Ne? Mesela ne de tek edelim, değil mi? Ne? Bir hecelileri bulduk. Alttaki şekilde üçgenin diğer parçasında burada da iki heceli kelimeleri bulacağız. İki heceli, iki heceli, iki heceli, iki heceli. İki heceli kelime kullanıyoruz. Mesela iki heceli kullanabiliriz. Ve değil. İki heceli değil. Değil. İki heceli. Burada da iki heceli kelime kullanıyoruz. Burada hep iki heceliler bulacağız. İki hece, iki hece, iki hece. Sonra üç heceliler, dört heceliler, beş heceliler, altı heceliler. Hadi bir yapın bakalım. Evet, turuncu yapın iki hecelileri. Sonra sarı üç heceliler. Yeşil dört heceliler. Mavi beş heceliler. Gri altı heceliler.
Herkes bu sayfayı tanımasın hemen. Ben bitirdim öğretmenim. Bitirenler mesaj olarak bitti yazabilir. Hepsini bitiriyoruz. İki hecelileri, üç hecelileri, dört heceli, beş heceli, altı heceli kelimeler buluyoruz parçamızdan. Verdi bulduk mesela iki heceli. Başka iki heceli örnek verecek olursam. Size de soracağım merak etmeyin. Mesela tek ne değil mi? O da iki heceli. Bunu da yazabilir. Herkes farklı kelimeler bulabilir. Tamam. Herkes farklı kelimeler bulabilir. Tabi parçadan buluyoruz da kafamızdan uyduruyoruz. İki heceliye başka örnek vermek isteyen var mı? Mesaj da yazabilirsiniz. Parmak da kaldırabilirsiniz. İki heceli başka. Cennet. İki heceli ben tekne buldum öğretmenim. Tekne yazdık zaten. Başka? İki heceli. Parçamızda geçen iki heceli. Zevrin. Suya. 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 Derin bu kelime mi? Suya. Yanlış yazmıyor. Başka? Cem? Üç heceli ustası. Aha, üç heceliye geçmedik. İki heceli var mı söyleyebileceğin? Salı. Salın. Üç hecelilere geçelim. Üç heceliye örnek kim verebilir? Üç heceli. Hatice. Ustası. Ustası. İbrahim de örnek vermiş iki heceliye. Korsan diye. Tamam. Burada. Ustası. Üç hecelilere geçtik. Başka söylemek isteyen. Ustası. Başka üç heceli ne var? Kim söyleyebilir? Hasan. Tekneyi. Tekneyi, tekneyi, üç hece. Başka. İbrahim gemiden demiş. Gemiden, onu da yazalım. Üç heceli. Gemiden. Leyla, parmak mı kaldı? Gemiden. Üç heceli. Son bir tane daha bulalım. Üç heceli. Kim söyleyebilir? Bir tane daha söylenmemiş olan. Üç heceli. Leyla. Mikrofonun kapalı. İstiyor. İstiyor.
Onu söyledik. Ha, istiyor. Tamam. Onu da yazabiliriz. İstiyor. Cennet. Öğretmenim mühendis. Mühendis istiyor. Tamam, bunları yazabiliriz. Geldik dört hecelilere. Geldik dört heceli kelimelere. Kim söylemek ister? Dört heceli. Cem. Cem mikrofonu kapalı. Mikrofonu aç. Kaçanlarım. Kaçanların. Cennet. Arkadaşım. Kaçanlar. Cennet bir daha söylesen, duymadım seninkini. Arkadaşım. Arkadaşım. Hasan. Kullanıldı. Kullandı. Sanki 5 gibi o. Kullanıldı. O 5'tir. Dörtlüyü söylüyoruz. Dörtlüleri. Dört hecelileri. Hatice. Yaşlarımdan. Yaşlarından. Tamam. Yaşlarından. Evet, ve sonuncu Cem. Batı Venüs. Hasan. Öğretmenim ben şimdi buldum. Tamam. Topladı. Topladı. Tamam. Güzel. Güzel. Geldik son değil, pardon. Son değil, sondan önce 5 heceliler. Şimdi de 5 heceli buluyoruz. Sonra da 6 heceli. İlk önce 5 hecelileri bulalım. 5 hecelilere kim örnek verebilir? Hatice? Yapmalısınız. Yapma. Tamam. Beş heceli yapmalısınız. Yazacağım. Başka beş heceli bulan var mı? Gittiklerinde demiş abi. Başka sar. Yapacağını. Yapacağı. Tamam. Son 5 hecelimiz. Muhammed. Yapacağını. Tamam. Öğretmenim benimki yapacağını. Ha, öyle de mi bir kelime var? Tamam. Yapacağını. Evet, sonuncu şeklimize geçiyoruz. Üçgenin son parçası. Bu sefer 6 heceli bulmamız gerekiyor. 6 heceliye kim örnek verecek?
Altı heceliye kim örnek verecek? Hatice? Bıraktığınızda. Bıraktı. Kısa. Evet. Altı hece bıraktığınızda. Beni söyleyeceğimiz öyle. Başka var mı altı heceli? Başka ne var? Başka bulan yok mu? Bıraktığımızda. Başka bulan. Altı heceli. Altı heceli bir tane mi bulduk? Hatice başka buldun mu sen altı heceli? Baktım aşağıya ama neredeyse unuttum şimdi. Bir bakalım. Evet, sadece ben bunu buldum. Tamam. Bakalım altı heceli var mı? Ben de bir bakayım. Yine bulamayınca bana söylesin. Ben de biliyorum. Bıraktığımızda bunu yazmıştık zaten değil mi? Bıraktığımızda. Evet, başka bulamadım ben. Başka bulamadım. Dikkatimizden kaçtı bilmiyorum. Bulan varsa söylesin. Öğretmenim belki biz bulamamışızdır. Gözümüzden kaçmış olabilir belki. Evet. Olabilir. Neyse bunu böyle bırakalım. O kadar yeter. Evet çocuklar. Sayfa 218 ve 219 ödev. Bir sonraki dersimizde 220'den başlayacağız. 218 ve 219 ödev dedik. Şimdi parçamıza geri dönelim çocuklar. Parçamıza geri dönelim. Parçamıza geri dönelim. 215'e geri dönelim. Parçamızın başına geri dönelim. Nasıl yaparım? Parçamızın başına geri dönüyoruz. Parçayı bir defa ben okuyacağım. Herkes takip etsin. Parçamızı da bir defa ben okuyacağım zaten. Dersimizi yavaş yavaş bitireceğiz. Nasıl yaparım? Parçamızın başlığı. Mert kararını verdi. Arkadaşı Onur için bir tekne yapacak. Mert büyüyünce mühendis veya mimar olmak istiyor. Ya da duvar ustası veya gemi yapımcısı. Tam olarak ne yapacağını şimdilik bilmiyor. Ama bir şeyleri inşa etmek istediğinde emin. Çok küçük yaşlardan beri Mert ne zaman bir pınara gitse suyu tutacak barajlar yapmak için saatlerce uğraşır. Kumsalda birbirine bağlı tünelleri yapar. Kırlara gittiklerinde ise
taşlarla minik binalar inşa ederdi. Şimdi de onur için bir tekne yapacak. Onu nasıl becerecek henüz bilmiyorum. Evet, sayfamıza çevirdik. Sayfa 216'ya geçtik. Tekne yapmak zor bir iştir. Yüzen bir şey yapmalısınız. Çünkü yüzmezse yaptığınız şey tekne olmaz. Ayrıca suya girince dağılmamalı. Yoksa oynamak için suya bıraktığınızda batıverir. Mert böyle düşüne düşüne tekneyi dallardan yapmaya karar verdi. Topladığı dalların hepsini aynı boyda kesti. İple birbirine bağladı ve üzerine korsan bayrağı dikti. Artık bir salı vardı. Üstelik tıpkı batan bir gemiden kaçanların kullandığı sallara benziyordu. Mert tam bir yapı ustası olmuştu. Evet çocuklar, Mert'le ilgili burada parçamızı okuduk. Bir dahaki derste birlikte okuyacağız bu parçayı, sizlere de okutacağım. Daha sonra tabii ki parçamızın sorularına geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde 120'den devam edeceğiz. Ödevlerimizi okumayalım. 218-219 ödev dedik. Şimdi 15 dakika ara veriyoruz. Şimdi bir 15 dakika ara veriyoruz. 15 dakikadan sonra devam edeceğiz.